30.500 YTL'm çalındı. Dolandırıcılık işlemi gerçekleştiriliyor. Teknoloji sınırları zorluyor, dünya sanal ortamda dönüyor. Bilgisayarlarla evlerimize kadar giren sanal dünyadaki en büyük tehlike ise hackerlar. İnternet üzerinden işlem yapan banka müşterileri de sanal korsanlar için en kolay av. Önce 40.000 YTL çalınmıştı. İşte Türkiye'nin resmi kayıtlara giren ilk hackerından internet aracılığıyla yapılan sanal soygunun ayrıntıları. Hacker Tamer Şahin'e göre internet bankacılığı kullanan herkes büyük risk altında. Kesinlikle bilgisayar üzerinden elektronik ortamdan işlem yapan herkes risk altında. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde herkes bu konudan zarar görebilir. Peki kullanıcıların şifreleri nasıl kırılıyor? Şahsa ait banka hesaplarının şifrelerini internet üzerinden ele geçirebilir misin? Elbette ki ele geçirilebilir. Bunun çok basitten çok çok daha komplekse kadar birçok aşaması var ve her kademe kullanılarak her çeşit kullanıcıdan bu tarz bilgiler edinilebilir. Hackerlar banka hesaplarını boşaltmak için genellikle yurt dışından casus programlar kullanıyor. E-mail yoluyla ya da bir web sitesi yoluyla gönderiliyor. Kullanıcı bunları tıkladığı zaman ya da web sitesini ziyaret ettiğinde otomatik olarak bilgisayarına yükleniyor ve kullanıcının şifrelerine bu şekilde ulaşılıyor. Hackerlardan korunmanın tek yoluysa güvenlik kurallarını harfiyen uygulamaktan geçiyor. Başkalarının bilgisayarlarından kesinlikle internet bankacılık işlemleri yapmamaları, şifrelerini kesinlikle rakamlardan, harf karışımlarından seçmeli, kalmadıkları kablosuz ağlardan internete bağlanmamaları gerekiyor.